Antik Roma ve günümüz dünyası arasında Antik Roma İmparatorları ve Napolyon arasında Batı Avrupa'yı kontrol eden sadece bir hükümdar vardı. Bahsettiğimiz kişi Charlemagne. Diğer adıyla Büyük Karl ya da Carolus Magnus. Charlemagne gerçekten de bir efsanedir. Aslında tarihçiler zorlanıyor çünkü hakkında çok az bilgi var. Çok uzun zaman önce yaşamış. 8. yüzyılın sonları ve 9. yüzyıldan bahsediyoruz. Gerçekten çok uzun bir zaman önce. Charlemagne Tam olarak 800 yılında Noel günü Roma'daki Papa tarafından imparator olarak tahta geçiriliyor. Bu büyük bir olay. İlk çağda Roma imparatorları, Konstantin İmparatorluğu Konstantinopolis'e yani bugünkü İstanbul'a taşıyana kadar devleti Roma'dan yönetmişti. Böylece güç merkezi doğuya kaydı ve Konstantinden 500 yıl sonra 800 yılında batıda artık bir imparator var. Ancak doğuda hala ahlaki otoriteye sahip bir imparator var doğuda Bizans İmparatorluğundaki imparatora insanlar hala bağlılar. Öyleyse hadi Batı Avrupa'da da ne oldu da Charlemagne yeni imparator oldu ona bir bakalım. Anlamamız gereken en önemli şey Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıdır. Özellikle de 5. yüzyılın başlarında Roma İmparatorluğu'nun kurumlarında bozulmalar görüyoruz. Roma İmparatorluğu fikri hala hayatta ama yönetme gücü parçalanıyor. Batıdaki Roma İmparatorluğu'nda ne olduğunu anlamak için Romalıların barbar olduklarını düşündükleri insanların yaptığı bir dizi saldırı sonucu gelen baskıyı anlamamız gerekiyor. Bunlar Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olan topraklara göç eden bir halktı. Onları Ostrogotlar, Vizigotlar ve Hunlar olarak tanıyor olabilirsiniz. Bu halklardan biri de Franklardı. Bunlar şu an Almanya, Fransa olan yerleşme bölgesine yerleşmiş insanlardı. Charlemagne bir Frank'tı ve birkaç yüzyıl öncesine gidecek olursak Frank Krallığı'nın başlangıcını görebiliriz. Franklara ek olarak Lombardlar da vardı. Bu Romalıların barbar şeklinde niteleyeceği Kuzey İtalya'yı fetheden başka bir Cermen halkıydı. Eski Roma İmparatorluğu'nun kalbi olan yeri Roma ve Papalık Devleti'ni tehdit ediyorlardı. Papalık Devleti derken Papa'nın hükmettiği toprakları kastediyorum. Biz papayı bir manevi lider olarak düşünüyoruz ama aslında 9. yüzyılda ve yüzyıllar boyunca Papa aynı zamanda bir siyasi liderdi. Garip olan şey de eskiden Papa'nın ya da Papalığın Lombardlar gibi halklardan korunmak için Bizans İmparatorluğu'na bağlı olması. Ama Lombardların Roma'yı tehdit ettiği tarihte Bizans İmparatorluğu Roma'yı savunacak kadar güçlü değildi. Bu yüzden de papalık kuzeydeki Frank krallığına bağlı kaldı. Charlemagne kariyerinin başlarında o zamanın papası Papa Hadrianus tarafından papalık topraklarını korumak için çağrılmıştı. Charlemagne başarılıydı ve Lombard kralı olmuştu. Bu papalık ve Frank kralı arasındaki bağlılık Charlemagne'ın babası Pepin ile başlamıştı. Ona hükmetme yetkisi papa tarafından verilmişti. Roma'daki Papa ile Frank kralı Charlemagne ve babası arasında karşılıklı cidden garip bir ilişki var. Yani Papa askeri korumasını alırken aynı zamanda buna meşruiyet getirilmesini öneriyor. Bu olay Batı Avrupa'da çok güçlü iki kişinin ortaya çıkmasıyla sonuçlanıyor. Sonraki yüzyıllarda Kutsal Roma İmparatoru ve Papa olacak bu iki makam arasında bir çekişme oluyor. Ama şimdi konumuza dönelim. Özetlemek gerekirse doğuda Bizans İmparatorluğu var. Orta İtalya'da Roma'dan papalık devletine hükmeden papa var. Bu bir de şu anki Fransa, Almanya ve Kuzey İtalya'yı büyük oranda kapsayan bir bölgeye hükmeden Frank Kralı Charlemagne var. Yani üç ana güçten bahsedebiliriz. Sonra tüm bunları çevreleyen doğuda Afrika'nın kuzeyinden güneyine doğru olan bölgede ise hatta İspanya'nın büyük bir kısmında ise hızla ilerleyen İslamiyet var. Dördüncü bir güç bu barbar Frank kralının 800 yılında nasıl papa tarafından tahta imparator olarak geçirildiğini anlamak için bir yıl öncesine 799 yılına gitmemiz gerekiyor. 799'da Roma'daki papa 3. Leo'ydu. O çok güçlü bir papa değildi. Bunun bir sebebi geleneksel olanın aksine Roma'daki güçlü asil ailelerden gelmemesiydi. İki kişi kilisede iki yetkili, Papa 3. Leo hakkında ciddi suçlamalarda bulundu onu tuzağa düşürdüler ve ona zarar vermek istiyorlardı. Onun gözlerini oyacaklar ve dilini keseceklerdi. Bazı söylentilere göre bunu gerçekten yapmışlar ve Papa mucizevi bir şekilde iyileşmiş. Şöyle bir soru var. Papa'nın işlediği iddia edilen bu ciddi suçlar nasıl çözüldü? Bunu çözmenin yolu Charlemagne'a gitmekti. Charlemagne'ın bölgedeki gerçek güç olduğunu hatırlayın lütfen. Lombardları yenmiş ve Kuzey İtalya'nın kontrolünü ele almıştı başka bir papayı Aziz Petrus'un tahtına geçirmek için Şarmay'ın onayına ihtiyaçları vardı. Bunun nasıl olduğunu tam olarak bilemiyoruz ama öyle görünüyor ki Şarmay'ın birkaç elçisi papanın salınmasını ve kuzeyde Şarmay'ın ile resmi bir görüşmeye gitmesini sağlamış. Zeki bir politikacı olan Şarmay'ın ilginç bir şekilde herkesi Roma'ya bir tür duruşma için geri yolluyor. Papa 3. Leo masumiyetini bir yeminle ilan ediyor onu suçlayan insanlar da sürgüne yollanıyor. 3. Leo yasal olarak Aziz Petrus'un tahtına papa olarak geçiyor. Charlemagne 800 yılında Noel günü Aziz Petrus Bazilikasına girdiğinde Papa 3. Leon onun başına tacı geçiriyor. Böylece herkes mutlu oluyor. Frank kralı bir imparator olurken Leo da koruyucusuyla olan bağını güçlendirmiş oluyor. İkisinin birbirine açıkça ihtiyacı vardı yani. Aslında 3. Leo birkaç yıl önce ilk kez papa olduğunda Şalmaine Aziz Petrus'un emanetlerinin anahtarlarını ve Roma'nın bayrağını göndermişti. Tüm Avrupa yeniden şekilleniyordu. Artık imparatorluğun başkenti bir Akdeniz şehri değil, kuzeyde Ahen şehriydi. Odak noktası Doğu Akdeniz'den Avrupa'nın kuzeyine kaydığı için bunu önemli bir değişiklik olarak görüyoruz. Bugünkü Avrupa'nın ana hatlarını görmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Charmaine sadece zeki bir savaşçı ve politikacı değildi. Aynı zamanda çok ciddi bir reformcuydu. Bazı tarihçilerin Karolenge Rönesansı dedikleri şeyi başlatmıştı. Karolenge sözcüğü Charlemagne'ın saltanatından ve haleflerinden geliyor. Bu 1400'lerde İtalya ve Kuzey Avrupa'da gerçekleşecek olan Rönesans düzeyinde bir Rönesans değil. Yine de bu küçük bir bahar, bir yenilenme özellikle ilk Hristiyan Roma İmparatoru Konstantin zamanındaki Roma'nın geleneklerine bir geri dönüş. Batı'nın şimdi bir Hristiyan İmparatorluğu kuran bir Hristiyan İmparatoru vardı.